Herkese iyi akşamlar. İpsak TV'ye hoş geldiniz. İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği İFSAN çevrimiçi etkinliklerinden birinde daha birlikteyiz. İFSAK Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları grubunun organize ettiği bu etkinlikte konuğumuz Doçent Doktor Mehmet Bozok. Mehmet hocamla erkeklik çalışmaları üzerine konuşacağız. Grubun kurucu üyelerinden Zeynep Erdoğan ben. Etkinliğin moderatörlüğünü yapacağım. Öncelikle bize bu imkanı sağlayan İFSA yönetim kuruluna, İFSAK TV ekibine çok teşekkür ederiz. Bir teşekkürümüz de tabii ki davetimizi kabul ederek bu akşam bizimle birlikte olan Mehmet hocama. Hocam Ben hoş teşekkür ederim. geldiniz. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sözü size bırakmadan önce izninizle grubumuzla ve bu akşamki etkinlikle ilgili bir bilgi vermek isterim. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları grubu 61. yaşını kutlayan İFSAK bünyesindeki fotoğraf gruplarından biri olarak Mart 2019'da kuruldu. Grup olarak fotoğraf ve sinema alanındaki eril temsil biçimlerine alternatif yaratarak hiyerarşik olmayan eşitlikçi bir çalışma sunmayı benimsiyoruz. Bu alanda üretim yapıyor ve yapılmış üretimleri görünür hale kılmaya çalışıyoruz. Her yıl dernek üyelerine açık olan projeler üretiyoruz ve İFSAK bünyesinde aylık etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Pandemi öncesinde tabii bu dernek salonlarımızda gerçekleşen etkinliklerdi. Ancak şimdilerde İFSAN YouTube kanalı İFSAK TV üzerinden yayınlarımız devam ediyor. Durumumuz böyle. Mart ayı etkinliğimizde de Mehmet hocamla birlikteyiz. Evet hocam, sizi tanımakla başlayalım. Hoş geldiniz yeniden. Buyurun. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İsmim Mehmet Bozok. Ben Maltepe Üniversitesi Sosyoloji İngilizce bölümünde öğretim üyesiyim. Yaklaşık 20 yıldır da erkeklikler üzerine çalışmalar yürütüyorum. Benim uzun zamandır çalıştığım bir alan bu. Bugün sizlerle çalıştığım alanı biraz paylaşacağım, biraz anlatacağım. Kendimi tanıtırken ne söyleyebilirim? İşte yüksek lisansta Ankara'da erkekliğe giriş ritüellerini incelemiştim. Doktora da ODTÜ Sosyoloji'de Trabzon'da erkekliklerin sosyo-kültürel inşasını çalıştım. Sonra Açevli'de Türkiye'de babalık araştırmasını yaptım. Onun araştırmanın koordinatörüydüm. Pardon, ana araştırmacısıydım. Sonrasında da işte son 5-6 yılda Türkiye'deki refakatsiz göçmen erkek çocukları üzerine araştırma yapıyorum. Refakatsiz göçmen Afgan erkek çocuklar daha doğrusu. Türkiye Afgan göçü üzerine çalışıyorum. Şimdi sizinle erkeklik çalışmaları üzerine bir sunum yapacağım. Ama sunuma başlamadan önce sizinle bir video paylaşmak istiyoruz. Bu video benim proje koordinatörü olduğum bundan 10 sene önce üniversite öğrencileri arasında gerçekleştirilen üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen erkek muhabbeti atölye çalışması. Bu Sovyet'le beraber gerçekleştirdiğim bir çalışmaydı. Erkek muhabbetindeki arkadaşların çektiği sokak röportajları erkek nedir ki? Öncelikle bunu paylaşmak istiyorum. Zeynep Hanım yardımcı olursanız. Tabii ki hocam. Hemen paylaşıyorum. Okey. Erkek nedir? Erkek nedir mi? Erkek çılgındır. Benim büyük varayım mı? Ulan erkek nedir olur mu? Erkek işte erkek. İşte al sana erkek. Çılgın kuvarayım mı? Erkek bir evi, direği, hayatın gerçeği, bayanları tamamlayan bir unsur. Erkeklerin kolu kanı da aslında ya çok yumuşaktır, anladın mı? Ama çok şey gösterir, böyle gücünü mesela kadına kullanmaz. %1'ini kullanır. Öyle erkeklik, ne bileyim, aşık olur, sever, ölüne. Yani unutamaz erkek sevdiği zaman. Erkeklik böyle bir şeydir. Erkekler ağlamaz derler ya, erkekler ağlar yalnız. O da bir gerçektir yani. Bu nasıl bir soru ya? Yani çok sıkıntılı bir soru. Yani bir bayana sorsanız eyvallah diyeceğiz. Bayan, bir erkeğe soruyorsunuz. Bayana sorsanız daha şey olmaz. Bayanlara sorsanız daha iyi olumlu cevaplar alırsınız. Bence. Erkek bir organizmadır bence. Artık evde hatuna da sözü geçmiyor. Şimdi bizim evde
gelinimiz var mesela, koruma polisi tutmuş. Bu koruma polisi tutandan sonra daha çok havalandı. Oğluna yemek vermiyor, al da ye. Böyle bir şey var mı? Ondan sonra savcı buna şey veriyor, destek veriyor. O destek verdikçe bu sefer ne oluyor? Evde hatunlar daha çok kabarıyor. Evet, onlarca kadının zulüm gördüğünü, işkence gördüğünü, dayak yediğini ve ezildiğini görüyoruz. Böyle olmamalı. Medeni ülkeler seyir çekebilmeliyiz. Ama gördüğüm kadarıyla her gün daha beter bir duruma gidiyoruz. Bu da beni çok üzüyor. Erkeklik güzel bir şeydir. Çünkü dünyanın %49'u erkektir, %51'i bayandır. Bu yönden erkeklik bayağı önemli bir kavramdır. Erkeklik üstün olmaktır bence. Üstün ırktır yani. Kadına karşı üstün olmaktır. Erkeklik kendine açmış, açmışlar yani. Ya bozdur yani. Erkeklik diye bir şey yoktur. Erkeklik ayrı birdir, erkek ayrı birdir. Yani bey olarak hanım olarak ayırırsak erkeklik diye bir, ben tabiri caizse bir şey bilmiyorum. Erkeklik işte kendini bilmeyenlerin yapmış olduğu kaba kuvvet, kabalıktır. Başka bir alternatif bulamıyorum yani. Bir kere kıskanç bir insandır. O kesinlikle zaten. Özellikle ben. Yani sevdiği insana kesinlikle sahip çıkan bir insan. Kadınlar öyle değildir. Kadınlar çok rahat aldatabilir. Erkek de aldatabilir ama erkek sevdiği kişiye çok fazlasıyla değer verir. Erkeğin sorumlulukları çok çok fazladır. Erkek bir kadına göre sorumluluğu fazla değildir. Kadının ne sorumlulukları vardır? Kadın mesela giyinir, süslenir, çıkar, bir zengin koca bulur, hayatını kurtarabilir. Ailesinin hayatını kurtarabilir. Ama erkeğin öyle bir sorumluluğu yok. Eğer erkeğin babası zengin değilse, eğer normal şeydeyse, o erkek okumak zorunda, çalışmak zorunda ve o kişi evlenecek kişiye de bakmak zorunda. Kariyer yapması, çalışması, büyümesi, geçir, her şeyi yapması lazım. Erkek olmak çok zordur. Hani biz deriz, bizde zaten şansı olsaydı anamızdan kız doğardı. Aynen öyle. Erkek budur yani. Erkek otoritördür. Otoritör sahibidir. Giren buradan. Vurdum kırdımdır. Delikanlıdır. Asarım keserim. O tarz insandır. Ama ben öyle değilim tabii. Erkek güçlüdür. Erkek serttir. Erkek azimlidir. Erkek adam yani evine bağlı olmalıdır bence. Yani eve ekmek götürendir erkek. Öyle. Erkek aile reisidir. Şu zamanda erkek gördüğüm kadarıyla bir yok varlığa yok arasında olmak gibi bir şeydir yani erkek değil. Erkek hormonları alan bir insandır işte. Bir kaba kuvvettir yani güçler. Tak diye vururum yani başka. Onun dışında erkek deyince futbol. Benim ruhumu. Civata'dır. Ondan sonra erkek dedim mi? Baba çivi de olur asla. Ha? Çivi de. Sen buradan kes. Ben sana böyle şimdi erkek gibi. Erkekliğin bazı şeyleri var. O da ne bileyim cinsellik, kadınını mutlu etmek. Sorumluluk kişidir, sorumluluk sahibi kişidir. Erkeklik anneden babadan daha fazla avantaj görme. Mesela bayan bir şeyle çıkıştığı zaman erkeğin sessiz kalması bence bir erkekliktir. En kral erkek nedir biliyorsun? Akşama filesini dolduran, evine götüren, çoluk çocuğun rızkını götüren adama erkek denir. Onu bulamayan ama bunu kadınlar olacak da yapıyor bazen. Çalışmayan erkek. Yoksa diyor. Erkek değil mi adam yani parası yoksa? Ya şimdi öyle deme abi, o kadar çok yani insan var ki iş arayıp bulamayan, ekmek parasını bırak. Kendine karnını doyuracak şey yok, evine götürecek. Erzağı bırak yani kendi doyuracak karnını belki doğru doyuruyor. Şimdiki gençlikte erkeklik kavga dövüşle başlayan bir şey. Aslında öyle olmaması gerek. Yani saygı sevgi bence daha önde gelmesi lazım. Eskiden öyleydi mesela. Biz babalarımızdan öyle gördük. Her yerde söz sahibi, ülkeyi yönetmede, futbol takımlarında, aklımıza gelecek bütün sporlar, dernekler olsun, her şeyde, iş adamlarında. Yani dünyanın hakimi diyebilirim. Adıma aynen kadar. Mesela saygı, sevgi, hoşgörü onlar çok çok önemli. Erkek olmak çok zor. Bir bayan şurada yürü kırıta kırıta gidip geçebilir. Ama bir erkek kırıta kırıta rahat rahat geçemez. Evet. Ama bayanların da bir sorumluluğu var ama erkeklerin onlara göre daha büyük bir sorumluluğu var. Hani bayan kırıta kırıta geçer, erkek bakar geçer. Ama erkek bir kırıtırsa derler ki aa topa bak. Mesela bazı erkekler olur sert erkekler. Öyle erkeklerin öyle olmasına dayanamazlar. Giderler o erkeğe sataşırlar. Adam gibi yürüsene lan hesabından falan. Öyle olur yani. Erkeklik zordur yani. Erkeklik nedir? Sizce ne olabilir? Erkek nedir mi? Bilmiyorum.
Erkek bilmiyoruz. Allah erkek ve kadın diye ayırmış abi. Şimdi hepsine de hak vermiş. Hepsinin kendine göre hakkı var. Tabii birbirine de tabiri caizse hani hem mecbur yaratmış hem de düşman yaratmış abi. Şimdi Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı erkek olarak yaratmış ama cennette 500 sene yalnızlık onu çok sıkmış yani. Verdiği hiçbir nimeti beğenmemiş abi. En sonunda sağ tarafını uyutmuş abi. Sağ tarafı üzerine uyutmuş. Sol kaburga kemiğini Havva anamızı yaratmış. Havva anamız kalkıp da onunla böyle muhabbete girince Allah-u Teala sormuş. Demiş ya Adem sendeki nimetin tamamlandı mı? Demiş vallahi tamamlandı. Yani erkek tek başına da bence erkek değil abi. Güzel takvayı yaşayan, namusuna, edebine dikkat eden kadına bile lan bu erkek kadın vallahi demiş. O zaman erkeklik sadece cinsiyetle alakalı değil. Vay canına. Evet. Vay canına. Erkeklik. Evet. Erkeklik sadece erkeklikle ilgili değil. Evet, çok fazla yorum var. Bu arada izleyicilerimize de hatırlatalım. Soru sormak istediklerinde YouTube'da chat ekranını kullanarak sorularını bizlerle paylaşabilirler. Bu arada da herkese iyi yayınlar dilemiş. Tolga Ulusoy'dan erkek bir organizmadır en mantıklısıydı diye bir yorum gelmiş. Bu arada sevgili yönetim kurulu başkanımız Altan Bal da yayını izliyor. İyi yayınlar dilemiş o da. Herkes adına Altan'dan iyi yayınları almış olalım. Ve erkeklik nedir diye başlayalım isterseniz hocam. Peki, çok teşekkürler. Yani ben öncelikle erkek muhabbetinde de böyle güzel bir şey izledikleri için bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Yani hakikaten her izlediğimde beni düşündüren, kendi adıma beni düşündüren bir çalışma. Oradaki arkadaşlar hakikaten güzel bir iş çıkartmışlar. Bence yani o Tolga'nın söylediği şey doğru. Beni de çok düşündürüyor. Yani ne diyor? Erkek bir organizmadır. Ve de erkek bir makinedir. Başka birisi de onu söylüyor. Ama hakikaten yani biz şeyi düşündüğümüzde, erkeklik üzerine düşündüğümüzde böyle katman katman kimi zaman birbiriyle çelişen ya da çeliştiği düşünülebilecek, kimi zaman birbiriyle çeliştiği düşünülebilecek birçok şeyin, birçok toplumsal ve kültürel unsurun bir araya geldiği ama günün sonunda hani belirli bir cinsiyetten kimselerin iktidar sahibi olduğu, toplumsal ilişkilerde iktidar sahibi olduğu, toplumsal yapının içerisinde iktidar sahibi olduğu bir cinsiyetten biz söz edebiliriz, söz etmeliyiz. Erkeklik böyle bir şey. Hani erkeklik hakkında düşünürken, erkeklik hakkında ya da erkeklikler hakkında konuşurken ben özellikle bu iktidar meselesine odaklanarak konuyu düşünmeyi önemsiyorum açıkçası. Daha önemli buluyorum. Çünkü hep şöyle derim, yani siz erkeklik hakkında düşünürken bence herhangi bir konu hakkında düşünür gibi düşünemezsiniz. Ya da yani bu herhangiden şunu kastediyorum, yani değer yüklü olmayan bir şey hakkında, değer yüklü olmayan bir şey hakkındaymış gibi siz düşünemezsiniz. Düşünürseniz konudan çok uzaklaşırsınız, çok eksik düşünmüş olursunuz. Hani erkeklik ya da erkeklikler, yani bizim alanda kullanılan o çoğul virgülle erkeklikler, biraz sonra biraz açacağım, bunun üzerine konuşacağım. Erkeklikler çoğul konumlanışlarıyla, çoğul insan edilme halleriyle erkeklikler mevcut toplumsal ilişkilerden, yani bir işte ataerkil ve de cinsiyetçi toplumsal ilişkilerden en fazla pay alan iktidar konumunda olan bir cinsiyet. Bir de bunu yarattı ve bunun oluşturduğu, kurduğu, inşa ettiği toplumsal cinsiyet kimlikleri. Yani bu cinsiyet kimliği yani erkeklik kadınlar ve de LGBTQIA'lar üzerinde iktidar kuruyor ve onların yaşamlarını kelimenin tam anlamıyla cehenneme çeviriyor. Dolayısıyla ben yani bu alanda
çalışan birisi olarak bunların erkeklerin ve erkekliklerin eleştirisini yapmaya odaklanıyorum. Elimden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bu şey değil, değer yüklü olmayan bir şey değil. Bilakis iktidar ilişkilerinin içinde, merkezinde ya da farklı yerlerinde konumlanan toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kimliği. Ve bununla ilgilenen de bir sizinle bunu da paylaşacağım. Bir çalışma alanı var, tamam mı? Bir çalışma alanı. Bu çalışma alanı ben başlık koyarken bir dakika. Ekran olması lazım. Evet. Bu çalışma alanı erkeklik çalışmaları ya da erkekler ve erkeklikler üzerine eleştirel incelemeler adıyla biliniyor. Ben bu sunuma başlık koyarken evet erkeklik çalışmaları dedim. Ama alanın ismini, yani ben bunu yazdığım aksine erkekler ve erkeklikler üzerine eleştirel incelemeler, Jack Orr'un kullandığı ismiyle, tercih ettiği ve önerdiği ismiyle erkekler ve erkeklikler üzerine eleştirel incelemeler olarak değerlendirmeyi, kullanmayı tercih ediyorum. Yani bu arada işte buna ilişkin bir genel bakış, genel bir tartışma yapacağım, yapmaya çalışacağım. Ve sonra da ben yani fazla da konuşmadan açıkçası sözü sizin sorularınıza bırakmak istiyorum. Evet, yani Anand erkekler ve erkekliklerin eleştirisine odaklanıyor. Burada yani toplumsal cinsiyet çalışmalarını ve toplumsal cinsiyet siyasallarını değerlendirirken ben şöyle bir yerde bu alanın konumlanması gerektiğini düşünüyorum. Büyük ölçüde de orada duruyor zaten. Tamamıyla olmasa da büyük ölçüde orada duruyor. Yani ben buna şöyle bir isim koyuyorum. Eleştirel toplumsal cinsiyet çalışmaları diyorum. Eleştirel toplumsal cinsiyet çalışmaları. Çünkü toplumsal cinsiyet ilişkilerine verici kabul etmeyip onların eleştirisine odaklanan çalışmalar. En başta da benim kendi adıma çok şey öğrendiğim, öğrenmeye de devam ettiğim feminist çalışmalar var. Ve tabii ki LGBTQIA'lar üzerine çalışmalar var. İki tane alandan beslenen ve onlarla dirsek teması içerisinde gelişen ve ilerleyen bir alandan söz ediyorum. Bu da dediğim gibi erkeklerin ve erkekliklerin eleştirisini yapıyor. Hı hı. Yani böylece hani eleştirili olmayandan en başta kendimize ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Yani de bu. Bu alan 1980'lerin başlarından itibaren gelişen bir alan. İnsan ve toplum bilimlerinde var. İnsan ve toplum bilimlerinin bir alanı. Disiplinler arası bir alan. Neredeyse bütün insan ve toplum bilimlerine açık o alanlardan katkılarla büyüyen bir alan. Evet, disiplinler arası ve disiplinlerin kesiştiği bir yerde. Erkekler ve erkekliklerin erkek egemenliği ve cinsiyetçilik dahilinde inşa edilen deneyimlerinin, kimliklerinin, rollerinin, temsillerinin eleştirisini yapmaya odaklanıyor. Şimdi burada çok temel başka bir vurgu var. Alanda çok temel başka bir vurgu var. Bir tarafıyla erkeklikleri çoğul olarak görüyor. En başından beri, 1980'lerin başlarından itibaren, 80'lerin başlarından beri. Öteki taraftan da yine çok temel bir vurguyla, çok temel bir vurguyla erkeklerin toplumsal ve kültürel ve de tarihsel inşalar olduğunun, biyolojik ya da evrensel ya da yaratılıştan gelen toplumsal olgular değil, ama tarihsel ilişkiler içerisinde, toplumsal ilişkiler içerisinde ve de kültürel ilişkiler içerisinde
kurulduğunu ve inşa edildiğini vurguluyor. Bunun sadece hani analitik ya da bilimsel bir vurgu olmadığını da altını çizmek istiyorum. Çünkü aynı zamanda siyasal bir vurgusu var bunun. Dediğim feminist politikayla ve LGBTQIA çalışmalarının var olduğu, hareket ettiği, eleştiren toplumsal cinsiyet siyasalarıyla bir ilişkisi var. Erkekliğin inşa olduğu vurgusunun. Şöyle ki, erkeklikler örneğin şimdiki gibi toplumsal inşalarsa başka türlü de inşa edilebilirler. Yani değişebilirler ve de değiştirilebilirler demek. Yani başından itibaren alan erkekliklerin farklı şekillerde kurulabilecek, farklı şekillerde inşa edilebilecek toplumsal inşalar olduğunun, yani böylece siyasi bir vurguyla bunu söylüyor, uyguluyor. Altını çiziyor. Ve bunu yapan, bunu yapmayı hedefleyen bir alan. Erkekler ve erkeklikler üzerinde eleştiren incelemeler. Evet, erkek egemenliği eleştirisini yapmak önemlidir. Çünkü bir de cinsiyetçiliğin eleştirisini yapmak önemlidir. Yani bunun çok fazla nedeni vardır. Yani sorularda daha fazla da açarız. Açarım. Ya da daha fazla konuşuruz. Yani örneğin Türkiye'de her gün birçok kadın erkeklerin şiddetlerine maruz kalıyor. Yani bu işte cinayetten tecavüze bayan korkunç bir yer bazede. Yani canlı yayınlarda kadınlara şiddet uyguluyor erkekler. Gündelik hayatta toplumsal cinsiyet rollerinde müthiş eşitsizlikler var. İşte ev içi alanın kullanımında, kamusal alanın kullanımında adalete erişimde yani bu adalete erişim pratiklerinde hatta şeyde benim öğrencilerimiz hep şey konusunda vurgularlar. Sosyal medyada da sosyal medyayı vurgularlar. Orada müthiş eşitsizlikler var. Erkekler kadınların ve de LGBTQ'ların yaşamlarını kısaca cehenneme çeviriyorlar. Yani buna karşı çıkmak en temelde bir etik duruştur diye düşünüyorum. Bunun eleştirisini yapılması gerekir. Çünkü hep şey sorusuyla karşı karşıya kalırız. Yani sadece ben değil, alandaki başka araştırmacıların da karşı karşıya kaldıklarını biliyorum. Yani erkekler zaten şey, erkek egemenliğinden büyük paylar alıyor. Niye eleştirsinler ki? Çok doğru bir soru aslında. Hakikaten hakim konumdalar. Hakikaten ayrıcalıklı konumdalar. Ama bunun yapılması, yani eleştirinin yapılması hakikaten bir ahlaki sorumluluk, ahlaki ve etik bir sorumluluk gereğidir diye düşünüyorum. İşte alan birkaç tane farklı ismi var. Antifeminist, işte misojinist veya özcü vurgularla yani kadın çalışmaya ve LGBTQIA çalışmalarına karşı olarak erkek çalışmaları ismini kullanıyorlar. Değer ki olmaya gayret eden bir vurguyla özür diliyorum. Vurguyla erkeklik çalışmaları kimi zaman ve erkeklik incelemelerde kullanılabiliyor. Evet, ben başta böyle yaptığım farkındayım ama eleştirel anlamda da erkeklik çalışmaları zaman zaman kullanılıyor. Böyle kimi zaman da ataerkilik ve cinsiyetçilik karşıtı bulgularla eleştirel erkeklik incelemeleri ve de erkekler ve erkeklikler üzerinde eleştirel incelemeler olarak anılıyor. Yani bunun bir hani tercih öncesi bence var. Öncesinde var. Yani bu bizzat bu feminist anlatıyla paralel bir şey söylüyorum. Yani erkek çalışmalarının ortaya çıkmasının öncesinde neredeyse tüm insan ve toplum bilimleri, toplum ve kültürü erkeklerden ibaret veren, erkekler üzerine konuşan
çoğunluğu erkek bilim insanlarının icra ettiği çalışmalarda oluşuyordu. Toplum tamamıyla ya da bizatihi neredeyse tamamıyla erkeklerden oluşan bir şeymiş gibi görüp sosyal bilim yapılmaya çalışılıyordu, yapılıyordu. Ama kuşkusuz bir cinsiyet körü bir bakış açısıydı. Ama 1970'lerden itibaren feminist çalışmalar ve LGBTQIA çalışmalarının ortaya çıkışıyla beraber erkeklerin olmasa da doğrudan doğruya erkek egemen ilişkilerin sorgulanmaya başlanmasına yol açtı. Yani feminist çalışmalar ve LGBTQIA çalışmaları erkek egemenliğine ilişkin eleştiriler yapmaya başladılar. Böylece de hani bizzat erkeklik ilişkilerin çalışmalar değil ama erkekliğin eleştirisini yapan çalışmalar bütün önünü feminist çalışmalar ve LGBTQIA çalışmaları açmış oldu. Eleştiren erkek incelemenin başlangıcı şöyle bir şeydir. Şöyle temel bazı dinamiklere dayanır. 70'lerin sonlarından ki bu 1960'ların sonlarından bu hanif ve eleştiren ikliminin bir devamıdır ve yansımasıdır. İkinci adlı feminist hareket ve LGBTQIA hareketlerinin etkisi görmüştür. Bu toplumu sarsmıştır. Akademide feminist çalışmaların yapılmaya başlanması, LGBTQIA çalışmalarının toplum ve hareketleri eleştirmesi hakikaten akademi içerisinde de erkeklerin kendi konumları üzerinde düşünmeye başlamalarına yol açtı. Yani 1970'lerin ikinci yarısına itibaren, 70'lerin ikinci yarısına itibaren erkeklikte üzerine ilk çalışmalar akademide görülmeye başlandı. Bir taraftan feminizm, öteki taraftan LGBTQIA hareketleri ve çalışmaları erkek egemenliğinde heteronormativite ve heteroseksizme meydan okudu. Ve erkekler de akademide buna cevaplar vermek zorunda kaldı. Bu görüşleri çok severim ben. Hakikaten çok güzel ve bence değerli bir feminist görseldir. If I had ever, I'd smash patriarchy. İndi bir çekiş olsaydı terkilliği dümdüz ederim. Onu da buldum. O da feminizm. Hakikaten feminizm bizim önümüzü açan bir etki yaptı. Yani neler var? Alanda bu paylaştığım izlekte çalışmalar görüldü. Bunlar farklı farklı yaklaşımlar aslında. Benim yaptığım bir kategorizasyon. Bir tanesi erkek egemenliğini savunan, onu destekleyen, meşrulaştıran yaklaşımlar. Sonra erkekliğin eleştirisini yapıp yapıyormuş gibi gözüküm ama erkeklerin ataerkil kadınların ve LGBTQ'ların ataerkillik karşısında erkekler nedeniyle düştükleri konumların, durumların eleştirisini hiç yapmayan ve hani o muhtemelen sizlerin de duymuş olabileceğiniz olduğunuzu tahmin ettiğim işte ataerkillikten en çok erkekler zarar görüyor diyen erkek kurtuluşçu yaklaşım. İkincisi ve alandaki hakikaten çok etkili gay ve transgender odaklı yaklaşımlar. Bu alanda etkili çünkü yani bir taraftan feminist eleştiri, bir taraftan da LGBTQ'ların eleştirisi. Böylesi bir alanın ortaya çıkmasında etkili oldu. Gay ve transgender erkeklerin deneyimlerine odaklanan yaklaşımlardır bu çalışmalar. Yani erkekliğin eleştirisini eşcinsel transgender erkekler üzerinden yapılması bu 70'lerin sonlarından itibaren var.
Ve sonra da işte propinist veya cinsiyetçilik karşıtı yaklaşımlar. Bu da andaki diğer bir çizgi. Feminizmin feminist çalışmaların ortaya koyduğu bilgi birikiminden de beslenerek onu merkez alarak, onu temel alarak erkek ataerkil ilişkiler içerisinde erkekliklerin eleştirisinin yapılmasıdır bu çizgi. Ve yani hep büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. İyi bir şans. Alan bu son iki çizgide özellikle gelişti ve yani erkeklikçi ya da erkek kurtuluşçu çizgi alanda yani şu ülke fazla ikili olmadı. Ve alan eleştirel bir yöne doğru kaydı anladık. Eleştirel bir yönde gelişti. Eleştirel bir yönde gelişti. Bu hani çok güzel bir alanın iyi bir şansı. Hani orada çalışmalar var ama çok daha seyrek bir biçimde yapılıyor. Hı hı. Takip edebildiğim kadarıyla. İşte günümüzdeki kadar süreçte LGBTİ çalışmalarından bir iki deneyimlerinden güç alarak gelişti. Ataerkil ve cinsiyetçi toplumsal ve kültürel ilişkilerde erkekler ve erkekliğe odaklanarak erkeklerin ve de erkeklerin ilişkilerinin yapılmasına odaklanarak gelişti. Evet, alanın önemi biraz da böyle bir taraftadır. Hani erkeklerin içeriden eleştirisini yapmaya olanak tanır. Bu iyi bir imkan ama şeyde de hem Batı'da hem de Türkiye'de benim gördüğüm, görebildiğim alanda sadece erkek araştırmacılar değil ama alandaki araştırmacıların önemli bir bölümü kadın araştırmacılar. Şimdi ben bunu şuna bağlıyorum. Yani sadece alanın bizatihi erkek araştırmacılardan değil ama kaydedilen sayıda hatta bence alanın daha büyük bir çoğunluğunu kadın araştırmacısı oluşturuyor. Bunu şuna bağlıyorum. Kadınların ataerkillikten ve de cinsiyetçilikten daha doğrudan ve daha çok etkilenmeleri erkekliğe eleştirisini de yapmaya yönelmeye yol açtığı şeklinde yorumluyorum. Bu çok değerli bir şey. Çok değerli bir katkı. Erkeklerin öğrenmesi gereken çok fazla şey var diye düşünüyorum. Yani erkekler niçin eleştirmelidir? Çünkü böyle birkaç bir şey yazdım. Çünkü bu ilişkilerden en çok yarar sağlayanlar ve ataerkilliğin ve de cinsiyetçiliğin en önde gelen failleri erkeklerdir. Erkek egemenliği ve cinsiyetçilik, heteroseksüel kadınlar, işte lezbiyenler, gayler, biseksüeller, translar, queerler, intersekslere de zararlar vermektedir. Aynı intersekslere zararlar vermektedir. Bunların da failleri erkekler ve erkeklikleridir. Erkek egemenliği ve cinsiyetçilik, heteroseksüel erkeklere de zarar vermektedir. Yani erkeklerin kendilerine de zararlar vermektedir. Böylece de eleştirilmesi gerekir. Başta da söylediğim gibi bu bence yani temelde ahlaki ve etik bir sorumluluktur. Eleştiren erkek ilincelemenin önemi biraz da şu noktaya dayanıyor. Yani ikinci dalga feminizmin kişisel olan politiktir vurgusunu bize gösterdiği üzere erkekler ve erkekliklerin kişisel ve kamusal, toplumsal ve kültürel alanlarda inşallahına eleştirel yollarda anlama imkanı bize sunuyor. Bu çok değerli bir şey. Erkekler ve erkekliklerin doğrudan doğruya erkekler ve erkekliği oyuna kadar içeriden eleştirisini yapabilme ona sunuyor. Ve sonra yine başta tartıştığım üzere
erkeklerin değişimi, kalkıda bulunabilme olanı barındırıyor. Burada neler var? İşte Cornell'ın malum sosyal bilimlerde hakikaten çok etkili olan Cornell'ın kitaplarının resimleri. Bunların toplumsal cinsiyet ve iktidar ve erkeklikler Türkçe'ye çevrildi. Ama Menem Boş, henüz Türkçe'de yok. Erkekler ve olanlar. Yani Cornell'ın uyguladığı, yani biz alanın ismine damgasını vuran hegemonik erkeklik ve erkeklikler, yani çoğul erkeklikler kuramı. Bu da çok etkili. Cornell'da o dönem bir gay kurtuluş hareketinin bir parçası. Bu kuramla, bu sözünü ettim kuramla, erkeklerin ataerkilikle eşit biçimde pay almadığını ama farklılaşan payları aldığını ve dolayısıyla da değişebileceklerini uyguluyor. Değişebileceklerini ve değiştirilebileceklerini uyguluyor. Tekil, evrensel bir erkeklik yerine erkeklikler, çoğul erkeklikler fikrinin altını çiziyor. Ama yani şeyi çok önemserim, bu çoğul erkeklik fikri, hani kültürel ya da toplumsal farklılıklara, yani diğerlikte olmayan kültürel ve toplumsal farklılıklara vurgu yapmaz. Ama iktidar farklılaşmalarına vurgu yapar. Yani konunun kuramında bütün erkekler erkeklikten eşit pay almazlar, ataerkilikten eşit pay almazlar. Ama bunlar farklılaşır. Hani şeyin hiyerarşinin en aşağısındadır. Onun marjinal erkeklik olarak tarif ettiği gay ve trans erkeklikler yer alır. Yani çoğu çünkü onlar şeylerine göre, ne derler, cinsel yönelimleri nedeniyle marjinal bayağı derler. Ama en tepede de hegemonik erkeklik bulunur. Çünkü en elbette stratejileri geliştirir erkeklik karşısında. İşbirliği ya da suç ortaklığı erkeklik yer alır. Ama işte konunun bulgusu aslında bunun, yani o hani çoğunluğu oluşturan işbirlikçi ya da suç ortağı erkekliklerin değişebileceği ve itiraz eden erkeklikler haline gelebileceği. Yani yarışta aşağıda, yani en altın bir üstünde sabah maskulinite ya da izlenen erkeklikler bulunur. Onlar da işte sınıfsal ve etnik nedenlerle, sınıfsal ve etnik kökenleri nedeniyle daha görece daha az pay alan erkeklerdir. Ama yani dediğim gibi o şeyin altını çizmek istiyorum. Yani buradaki temel duygu çok siyasal bir şey duygu. Hangi erkeklikler değişebilir? Onun aslında bunun altını çiziyor. Ve de öteki taraftan da hani o hegemonik olan erkeklik inşasının temsiller yoluyla çok daha fazla yaygınlaşabileceğinin altını çiziyor. Yani o tartışmada, yani maskülinite ya da gender and power'daki tartışmada hegemonik erkeklik, yani çok böyle somut, kanlı canlı yaşayan birisi olmak zorunda değildir ama erkeklik kurgularıdır. Ki zaten kanlı canlı yaşayan erkeklerden değil ama sinemadaki temsillerden örnekler verir. Bu önemli bir şey. Yani nasıl yaygınlaştığının altını çiziyor. Yani evet, aslında bunları söyledik. Erkeklerin inşası stratejilerden oluşur. Değişmez farklılaşma üstel olgular değildirler. Evet, yine de söyledik. Yani çok çeşitli alanda çalışmalar yapıldı.
Yani bu stratejiler bağlamında erkeklikle incelendi. Homofobi bağlamında erkeklikle incelendi. Bunlar bazı örnekler sadece. İşte şiddet şiddet ve erkek ilişkisi incelendi. Erkeklikler özel alanlarında tartışıldı. Erkeklikle sporun, daha doğrusu sporların ilişkisi inceleniyor. Erkeklik siyasalları üzerinde çalışmalar var. İşte medyada, filmlerde ve edebiyatta erkeklerin temsilleri üzerine son derece zengin tartışmalar var. Ve yani görece az olmakla birlikte benim çok değerli olduğunu düşündüm. Erkeklerin tarihi üzerine eleştirel çalışmalar var. Yani bu şeyler Türkiye'de de devam ediyor. Ev içi alanda farklı ne derler yaşam dönümlerinde örneğin gençlik, yetişkinlik, yaşlılık ya da baba olma ya da erkekle geçiş süreci ya da ritüelleri bağlamında erkekler üzerine eleştirel çalışmalar yapılıyor. Ve buradaki şey vurgusunun hani öznellik ve deneyimin erkeklerin özellikleri ve erkeklik deneyimlerinin eleştirisinin yapılması bence çok değerli. Hani demek istediğim bütün bir toplumsal yapı içerisinde mekanik bir biçimde bunu icra eden erkekler değil ama tarihsel ilişkiler içerisinde, tarihsel ve toplumsal ilişkiler içerisinde bundan yarar sağlayan toplumsal ilişkilerden faydalanan erkeklerin eleştirisinin yapılması, işte bunun özel ilişkilerde az önceki videoda gördünüz. Yani duruyorlar, duraksıyorlar, konuşuyorlar, anlatıyorlar. Bazen cevap veriyor, bazen vermiyorlar. Ve bazen de çokça farklılaşan, birbiriyle çeliştiği düşünülebilecek şeyler söylüyorlar. Ama böylece de bu çelişkili, ilk bakışta çelişkili gözükebilecek ifadelerle, söylemlerle erkek egemenliği kurulmuş ve inşa edilmiş oluyor. Hocam bu noktada bir yorum geldi, isterseniz onu da paylaşayım. Nadir Ateşoğlu yazmış. Erkeklik meselesinin ataerkil ailesi, aile yapısıyla ilgili olduğunu, bir iktidar ve onu sürdürme ilişkisine dayalı olduğu için de sürekli yeniden üretildiğini düşünüyorum notunu düşmüş. Bir daha şey yapabilir misiniz? Tabii. Erkeklik meselesinin ataerkil aile yapısıyla ilgili olduğunu, bir iktidar ve onu sürdürme ilişkisine dayalı olduğu için de sürekli yeniden üretildiğini düşünüyorum. Yani evet, ama yani benim küçük bir itirazım var. Sadece evet, erkeklik öğrenilen bir şey. Erkek olunur tırnak içinde. Kurulur. Ama bu hani bizim sosyalizasyon dediğimiz süreçte öğrenilerek içselleştirilir. Ama bu sadece aileyle sınırlı değildir. Sadece aileyle sınırlı değildir. Çok daha farklı aktörler de bu da devreye girer. Yani örneğin akranlar ya da şimdi şey sosyal medya ve medya, filmler ve diziler bunlar da çok şeydir, hani etkilidir yani. Akranlarla ilişki ortadan bile etkilidir zaten. O zaman aile... Hani şey gibi, yani toplumsal cinsiyet çalışmalarının antropolojideki böyle ilk ortaya çıkışından beri alan belki bunu vurgular zaten. Sadece aileyle sınırlı olmadığını ama akranların müthiş etkili olduğunu altını çizer. Belki cümleyi burada aileyle başlayan süreçte diye evet, belki. Çekirdiğimiz... Kesinlikle doğru. O çok doğrumuş. Şimdi her şey değişiyor. Sizin söylediğiniz şekliyle her şey değişmiş oluyor bence. Evet. Buyurun hocam. Aileyle başlıyor ama aileden bambaşka yerlere gidiyor. Bambaşka yerlere gidiyor. Gidebiliyor. Bir de artık internet çağında olduğumuz için evet.
erişimler yani bizim ilk gençliğimizdeki gibi de değil artık. Yani benim internete erişimim ya da bilgisayarı kullanmaya başlamamla benim şu an 15 yaşındaki yeğenimin, oğlan yeğenimin başlaması arasında çok büyük fark var. Yani ben onun yaşındayken daha internet ne sorusuyla karşı karşıyaydım. Şu an o işte bilmem neyi nereden bulacağını, nereden indireceğini konuşabiliyor benimle. Dolayısıyla şey de değişiyor, döngü de değişiyor. Ama bu erkek egemen halin süre gelmesi devam ediyor. Buradaki tek belki de avantaj konu son 50 yıldır bunun tartışılıyor olması. Eleştirel bir yapıyla bunu sorgulanabiliyor olması. Çok doğru söylüyorsunuz. Çok doğru söylüyorsunuz yani. Bence çok doğru. Yani artık dediğiniz gibi ben kızılıyorum. Yani farklılaşan şey artık erkeklik eleştiriliyor. Hı hı. Erkeklik hem toplumsal hareketlerde eleştiriliyor. Hem de erkeklik akademide eleştiriliyor. Ne var yok akademide artık hakikaten tırnak içinde kurumsallaşan bir erkeklikler üzerine eleştirel çalışma alanı var. Hı hı. Yani çok bu önemli bir değerli. Bence değerli tabii. Yani başlangıçta hani çok eleştirel olmayan bir şekilde ortaya çıkmış olabilir. Ama yani bu alanın ortaya çıkışı, alanın ortaya çıkışındaki dinamik çok önemli bence. Yani bir kez daha söyleyeyim. Yani orada hakikaten kadın hareketinin, feminist hareketin şeyleri, erkekleri zorlamasının çok büyük etkisi var. Erkekler bunun zorunda kaldıkları için değişmek zorunda kaldılar. Yani günün sonunda akademide böyle bir alan ortaya çıktı. Hı hı. Bir soru daha var ama hocam isterseniz biraz ilerleyelim, ondan sonra soruyu yönelteyim size. Yani evet, yani Türkiye'de de işte diyeceğim bu alanda çok çeşitli çalışmalar yapılıyor. Yani özellikle 2000'lerin başlarından itibaren, basit de 80'lerin başlarına dönem olarak altını çizeriz. Ya da 70'lerin sonlarını söyleriz. Türkiye'de 2000'lerin başlarından itibaren var. Hani bunun öncesinde Deniz Kandiyot'un çalışmaları var. Yani Deniz Kandiyot'un bir kalkınma antropoloğu, çok önemli bir sosyal bilimci hoca. Yani Türkiye'de modernleşmeyi tartışırken erkekleri de işte tartışıyor. Bir kez sizin açacağım. Ama sonrasında 2000'lerden itibaren çok çeşitli alanlarda, işte akademide, tezlerde, araştırmalarda erkek bir çalışmaları Türkiye'de de Batı'dakine çok benzer bir çizgide gelişiyor. Çok fazla şey var. Yani mesela Aralık 2020'ye itibariyle Gök'ün tez veri tabanında başında erkeklik olan yani 130 tane çalışma var. Bu çok iyi bir şey. Yani alanın gelişmeye başladığını sadece tezler üzerinden bile saptamamız mümkün. Yani Gök'ün tez veri tabanında işte 80'den bu yana falan olan tezleri şey yapıyor, tarıyor. Bu bir veri. Yani bence umut verici bir süreç. Bence erkeklikleri eleştiren bir biçimde anlamanın yollarının keşfedildiği bir süreç içerisinde Türkiye'de olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani sivil toplum alanında da çok çeşitli şeyler var. Konuşuruz. İşte yayınlar, çalışmalar var. Ama yani belki toparlarken yani bunun eleştirel bir şekilde tartışılması gereken bir alan olduğunun altını çizmemiz gerekir. Yani evet, yani ne tarafa doğru gidiyor bu alan? Bence muhtemelen şey üzerine, yani bizim bugün içinde yaşadığımız pandemi koşulları daha eleştirel bir şekilde değerlendiren çalışmaların, işte sosyal medyadaki kontrolün, hatta ilişkilerin nasıl kurulduğunu, daha fazla eleştirildiği bir sürece doğru gideceğimizi öngörebiliriz diye düşünüyorum ben. Yani hem yapısı olarak erkek egemenliği ve cinsiyetçilik dahilindeki hani bireysel olarak erkekler ve erkeklerin eleştirisini yapmak gerekiyor. Ama yani feminist çalışmalar, LGBTQ çalışmalarının
belli hareketlerini bize gösterdiyse hem değiştirmek çok değerli hem de değişmek mümkün. Yani ben bu şeyle, görselle kapatmak istiyorum. Yani dediğiniz için teşekkürler. Ben daha sonra sorularla daha fazla şey yaparım, açarım. Çok iyi olur hocam. Bu şeylerin malum Rosie'nin erkeklere uyarlanmış bir feminist savaş görseli. Rosie'nin erkeklere uyarlanmış bir versiyonu. Pek sevgili buluyorum. Erkekler değişebiliyor diyorum ben. Çok iyi gördünüz hocam. Çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Şimdi bir soru var. Oradan başlayalım. Sonra bendeki sorularla devam ederiz. Belki arada da sorular gelir. Nursen Bilgin Kadayıfçıoğlu'nun bir sorusu var. Tüm totaliter rejimlerin hegemonik erkekliğin destekçisi olduğunu düşünürsek, demokrasi mücadelesinin hegemonik erkeklikle mücadeleden ayrılmaması gerektiğini çıkarabilir miyiz? Ha, tabii ki. Tabii ki. Yani hani ben şöyle düşünüyorum. Yani hegemonik erkeklik sadece totalite olana özgü bir şey değildir ama ataerkil olana yansıtır. Ya ataerkil bir de cinsiyetçi ilişkilerin olduğu yerde hegemonik erkeklikler kurulur. Hani sabit de bir hegemonik erkeklikten söz etmek mümkün değil ama yani ataerkil olanın yansımasıdır. Doğrudan yansımasıdır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ataerkil olan ilişkilerin yansıttığı, yarattığı şeyler erkeklik inşaları olduğunu düşünüyorum. Bu noktada bunun üzerine Hülya Şunar da şöyle bir yorumda bulunmuş. Demokrasi mücadelesi yürüten cinsiyetler arasında da hegemonik erkeklikten kaynaklanan bir gerilim var. Erkeklik ve feminist çalışmaların kendine özgü bir yere ihtiyacı var diye düşünüyorum demiş. Siz bu konuda ne dersiniz? Yani evet, tabii ki demokratik ilişkileri ve tabii ki demokratik ilişkileri ataerkilliğin ortadan kalkması tabii ki destekleyecektir. Tabii ki destekleyecektir. Yani eşlikçi ilişkiler tabii ki demokrasinin gelişmesi ve de yaygınlaşması için çok değerli ve önemli de tabii ki. Kesinlikle. Yani ben şimdi sunumda söylemedim de yani kendim şeylerde verdiğim derslerde öğrencilerimizle şunu paylaşırım. Yani çok çeşitli yerlerde de böyle konuştum. Çünkü öyle düşünüyorum. Yani şeyde okey biz alanda yani hem akademik alanda erkeklerin değişmesi gerektiğini vurgularız. Ama buna alternatifin ne olduğu sorusu da bence büyük bir soru. Erkekler değişmelidir ama yerine ne konacak? Yani buna şeyde hani o şimdi şey ifadesi de çok çok kullanılıyor. Son yıllarda işte toksik erkeklikler, zehirli erkeklikler kavramında çok çok kullanılır halde. Ama bunun karşısında ne olacak? Hani işte deniyor ama ben bunu çok açıkçası desteklemiyorum. Sağlıklı erkeklik ifadesi bir ara önerildi. Hala kullanılan da var. Ama yani sağlıklı derseniz siz onu bir sağlık meselesine indirgemiş oluyorsunuz. Ve medikalleştirirsiniz. Medikalize edersiniz. Ama bu bir tıbbi bir mesele değil. Bu toplumsal ve kültürel bir mesele. İki tarafta şey diyenler var. Bu da çok yaygın. İşte pozitif erkeklik diyenler var. Yani pozitif tamam. Ama pozitifin içerisinde ne dolduracak? Pozitifin içerisinde ne dolduracak? Ben bunun üzerinde de düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani ben uzun uzun konuşurken şey diyorum yani açıkçası. Hani ataerkil ve cinsiyetçi olmayan erkeklikler diye uzun bir şey söylüyorum. Yani bir şey, örnek, yani geçen Ekim ayında Ruth Bader Ginsburg, Amerikalı yargıç ve hukukçu hayatını kaybetti. Yani sinemada onun eşinin çok böyle eşlikçi bir erkek olduğu gösterilmişti. On the Basis of Sex. Türkiye'de eşlik savaşçısı ismiyle gösterildi. Hakikaten böyle şey, olumlu bir eşlikçi bir erkeklik örneği. Martin Ginsburg.
Orada ben daha güncele girerek aslında tam da buradan bir soru soracağım. Şimdi son dönemde bu sosyal medyanın da özellikle artması ve daha fazla kullanıcıya hitap eder olmasıyla çeşitli tırnak içinde ikonlar ya da fenomenler diyebileceğim ki şeyler, hesaplar ortaya çıkmaya başladı. İşte kadın olanlar var. Bunun modayla ilgili olanları var, yemekle ilgili olanları var falan. Instamam diye bir gerçeğimiz var. Ama bunun yanı sıra da özellikle son birkaç yılda baba, hani tırnak içinde baba hesapları da güncel olmaya başladı. Ve bir noktada daha eleştirel içerikler de üretiyor bu baba hesaplar. Hani tabii komik oluyor böyle söyleyince, baba hesap deyince, ama genellikle baba olan, yani evlatları olan erkeklerin içerik paylaştığı hesaplar bunlar. Bir kısmı çocuklarına kendi bakıyor ve yani Türk aile yapısının çok da kabul etmediği bir şeydir aslında bu. Bunlarla birlikte işte gene son 1-2 yılda özellikle temizlik malzemeleri satan markaların daha kadın erkeği birlikte gösterdiği, temizliğin aslında bir kadın işi olmadığı, bir erkek işi de olduğu, yani tırnak içinde gene yardım değil iş bölümüne gönderme yapan reklamlarla da ortaya çıkmaya başladılar. Dolayısıyla aslında toksik erkeklik diyebilir miyiz bilmiyorum ama hani erkek temizlik yapmaz, erkek ev işi yapmaza bir gönderme olarak, hayır bu evi birlikte kullanıyoruz ve birlikte temizlemeliyiz diyen, özellikle bu pandemi döneminde de hani bütün işin kadına yıkılmamasını, yıkılmasına karşı da bir hareket var. Bunlar sizce bir yerlere götürür mü bizi, ya da bir yönlenmesine ihtiyaç var mıdır bunların? Evet, şimdi ben açıkçası o şeyleri takip etmedim. Yani şeyi biliyorum, Instagram'lar üzerine çalışmaları biliyorum. Ama şeyleri takip etmedim, ama bunun üzerine birkaç bir şey söyleyebilirim zannediyorum. Çünkü başka bir şey biliyorum, zamanında çok ilgimi çekmişti. Yani ama çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Hangi yıl hatırlamıyorum. O son birkaç yıl önce zannediyorum. Birkaç tane, sadece bir değil, birkaç tane elektrikli eşya üreticisi firma erkekler için ütü üretmişti. Ütü değil ama erkekler için ütü. Yani bakıyorsunuz ne var? Yani hatırlıyorum. Yani lacivert. Ve reklamları hani yaygın karşı erkek İngilizce şey yapıyor, Google'da destekliyor. Yani tabii bu şey gördüğünüz üzere çok şey, pazarlama stratejisi. Hı hı. Ama erkeklerin öteki taraftan ev içi işleri daha fazla kırılmasını desteklemek çok değerli. Ama sizin dediğiniz şey vurgusu çok önemli. Ben öyle düşünüyorum. Yani ben de hakikaten öyle düşünüyorum. Erkeklerin ev işi işlere yardım etmesini vurgulamak yeterli bir şey değildir. Hı hı. Erkeklerin ev içi işleri kadınlarla birlikte yapmasının altını çizmek gerekir. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Yani çünkü erkek yardım eder derseniz siz erkeğin konumunu ikincileştirirsiniz. Yani ikinci konumunu, erkeğin evdeki ikinci konumunu desteklemiş oluyorsunuz. Hı hı. Okey, biraz şey gibi gözükebilir. Hani sizi özendiriyor gibi gözükebilirsiniz ama yeterli bir şey değil. Ama bir de hakim toplumsal cinsiyet rolleri. Yeni üretmiş olursunuz. Hı. Problemli diye düşünüyorum. Ama yani şey de var. Yani bence onun çok farklı şeyleri de var. Yani erkeklerin bizim o Türkiye'de babalık araştırması da onu gösterdi zaten. Çocuk bakımına katılması çok önemli bir şey. Yani şey için, evet, çocukların gelişimi için önemli ama cinsiyet eşitliği için de çok önemli. Cinsiyet eşitliğinin kurumsallaştırılması için, yerleşikleştirilmesi ve de kalıcılaştırılması için çok önemli. Ama yani Türkiye'de de artan bir şey var. Hani siz de vurguluyorsunuz bence. Erkekler farklı şekillerde yani dünyada da Türkiye'de de çocukların bakımından daha fazla kırılıyorlar gibi gözüküyor. Ama bu yeterli bir miktarda değil. Yani çok ufak bir artış var.
Bir de hiç beklemediğiniz gruplardan babalar çocuklarının bakımına katkı sağlıyor gibi. Ama şeyde hani o ataerkil ilişkiler nedeniyle erken yaştaki çocuklarda hala şey değil. Yani bebeklerde özellikle erkeklerin çocuk bakımına yeterli bir şekilde katılmadığını biz söyleyebiliriz. Muhtemelen daha hani bireysel katkılarla ve de çabalarla erkekler çocukların bakımlarına katılıyorlar. En üzüm bu. İşte orada belki de bir şekilde desteklenerek oradaki temsillerin tabii desteklenmesi çok değerli. Temsillerin artmasıyla ki aslında zaten şimdi üzerinde çalıştığımız şey de bu. Konuştuğumuz yani Gamze Hoca'yla da bunu konuştuk. Kadına Şiddetle Mücadele Günü'ne gönderme yapan bir etkinlikte. Yani şiddetin yeniden üretilmemesine yönelik nasıl çalışıyorsak aslında bu eşitliğe yönelik ya da işleri birlikte yapmaya yönelik de bu anlamda da çalışmalıyız. Yani temsilleri bu anlamda da desteklememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani, evet, doğru bir şey söylüyorsunuz. Yani bu konuda yine de Acem iyi iş yapıyor. Yani Acem'in özellikle de baba destek programı çok iyi iş yapıyor. Yani 1997'de başladığını düşünün. Yani 14 sene bayağı büyük bir başarı. Bir de yani ben onların bazı eğitimlerini de izlemiştim. Bayağı da güzel işler yapıyorlar bence. Mesela onları selam söylüyorum yani. Hakikaten değerli bir iş yapıyorlar çünkü. Çünkü hakikaten değerli bir iş yapıyorlar yani. Evet, evet. Bu noktada tabii hep bu dönemde de çok tartışılan işte bu az önce bahsettiğim şiddet konusunda şiddet mafya vurgusunun yoğun olduğu, evet. Kadınların erkekler tarafından kurtarıldığı, korunduğu, hani onların böyle bir şey halinde ne derler kahramanın koltuğunun altında yaşadığı diziler, filmler. Yani ülkemizde de çok var. Dünyada da örnekleri az değil ve hani bunlar beğeniyle de izleniyor ve çok da gişe yapıyor büyük bir kısmı. Bu dizilerdeki karakterlerin nasıl bir rol model olduğunu düşünüyorsunuz ya da nasıl bir rol oluşturuyorlar? Buna dair bir şey var mı, çalışma var mı yürüttüğünüz ya da takip ettiğiniz? Ben tabii alanı takip ediyorum. Yani ben bu alanda çalışmadım. Çünkü ben temsiller üzerine çalışmıyorum. Belki ileride çalışırım. belli olmaz. Ama yani tabii ki takip ediyorum. Çünkü benim naçizane fikrim, alanda çalışan birisi olarak fikrim. Ya hakikaten bunlar o sözünü ettiğiniz erkeklik kurguları şeydeki, özellikle dizilerdeki sözünü ettiğiniz erkeklik kurguları mevcut ataerkil ilişkileri özendiriyor ve de yani hatta o da var, bence ikili bir şey var, mekanizma var. Yani hem diziler mevcut ilişkilerden, mevcut ataerkil ilişkilerden besleniyor, hem de onları yine üretiyor. Onlara kazan sağlıyor, rant sağlıyorlar, hem de onları yine üretiyorlar. Yani alıcısı da olan bir şey falan maalesef. Ama şiddeti daha yapıyor. Daha olağanlaştırıyor ve sıralanlaştırıyor diye düşünüyorum. Peki mesela şiddete meyilli, hani tırnak içinde macho olarak tanımlayabileceğimiz erkeklik temsillerinin görece daha yoksul, hani varoş diye tabir edebileceğimiz semtlerde rastlandığını söyleyebilir miyiz? Böyle bir şeyiniz var mı? Hani böyle bir sınıflandırma değil ama. Ona katılmıyorum. Hayır. Yani ona katılmıyorum. Şöyle, çünkü yani ataerkillik tüm toplum, ataerkillik ve cinsiyetçilik tüm toplumsal tabakaları, yani hem sınıfları hem de etnik grupları ve ırkları kesen bir şeydir. Yani hepsinde bulunan bir şeydir. İşte alt sınıflarda görülür. Üst sınıflarda görülür. Yani tarihte de öyledir o. Üst sınıfların ataerkilliğiyle alt sınıfların ataerkilliklerinin tezahürleri birbirinden, dışa bulunduğu birbirlerinden farklı olur sadece. Ama özünde ataerkillikleri yaşadığında özünde kesinlikle ataerkilliktir. Kesinlikle ataerkilliktir ve kesinlikle eleştirisini yapılması gerekir. Ama yani bu alanın önemi de biraz öyle bir tarafta. Yani onun nasıl farklılaştığının, ikide ilişkilerinin kurulmasının nasıl farklılaştığının tartışmasını bize yapma imkanı sağlıyor.
Bu az önce değindiniz ama birazcık daha açsak mı? Bu başka bir erkekliğin mümkün olup olmayacağı ya da nasıl mümkün olacağına yönelik. Bu arada da Ayça Nazlım şu sırada yazdı. Hocam postmodern erkeklik tanım kavramının kullanımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Sanırım bu ikisini birlikte sorabiliriz diye düşünüyorum. Ne dersiniz hocam? Ya tabii ki. Şimdi az önce postmodern, ben bir saniye kafam şeye gitti, kusura bakmayın. Postmodern, yok önemli, ben de bir çok ikisini şey, bir... Evet evet, öncesinde bir şey daha sormuştum. Sonra da ben nasıl değişebilir? Tamam. Erkek nasıl değişebilir? İşte hakikaten şey tartışması var. Yani bir de şey, İstanbul Sözleşmesi tartışması var. Şimdi İstanbul Sözleşmesi bence çok değerli bir şey. Uluslararası hukuki sözleşme. Yani ben hakikaten yani bu değerinin yanı sıra birazcık da İstanbul Sözleşmesi okuduğumda şey hissediyorum açıkçası. Yani kendi hissettiğimi paylaşacağım. Hissettiğim şeyi paylaşacağım. Buyurun. Hani bizim bir şey sorusu gelir. Aynen bu sizin sorduğunuz soru. Erkeklerin ve erkeklerin değişmesi için ne yapmak gerekir? İstanbul Sözleşmesi bence onu anlatıyor. Hı-hı. Yani hakikaten anlatan bir şey var. Yani miti var yani. Bir tarafta yine de bence genel naçizane fikrim şey, hakikaten toplumsal cinsiyet çalışmalarında giriş metni gibi de aynı zamanda. Ben öyle düşünüyorum. İşte nasıl adımlar atılması gerekir? Onun nasıl takibinin yapılması gerekir? Yani nasıl akademik çalışmalarla desteklenmesi gerekir? Ama aynı zamanda hukukun onun takibinin yapılması gerekir. Bunu destekleyecek kurumların iyi kurulması ve de inşa edilmesi gerekir. Ve bunun hem uluslararası düzeylerde kontrol edilmesi gerekir. Falan. Gayet iyi bir şey aslında. Hem de sivil toplum çalışmalarına destek verilmesi gerekir. Yani biraz böyle şey yapıyor gibi oldu. Hani İstanbul Sözleşmesi özetler gibi ama bence yapılması gereken şeyler hakikaten bunlar ya. Adım adım bunlar. Diyeceğim yani hem özel alanda yani kişiler arası ilişkilerde yani hem böyle yani adım adım dalga dalga yapılabilecek şeyler var. Yani farklı kurumların, okulun, akranların, sizin yaptığınız gibi şeylerin, derneklerin ve de sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının hatta özel şirketlerin yapabileceği şeyler var. Aslında tam da bu eleştirel yaklaşım da belki işin bir analizi çıkmış oluyor. Bu analizden yola çıkarak da herkes kendi tarafından işin bir ucundan tutsa, onu söyleyeyim, evet. Çok daha hızlı bir şekilde yol alabileceğiz belki de. Şimdi birkaç soru daha var, sonra size... Yani çok doğru bir şey söylüyorsunuz zaten. Orada çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Yani ben hep şey söylüyorum. Yani ataerkilliğin binlerce yıllık geçmişi var. Şimdi bugünden yani değişmesini bekleyemezsiniz. Tabii yani şu olmayacak. Hakikaten o yani elinde bir çekiş olsa ataerkilliğe paramparça etsin. O görseldik gibi. Yani çok doğru bir şey. Ama işte elinde şey var, feminizm var. Tabii ya, orada şöyle de bir şey var. İşte bin yıllardır oluşan bir ataerkilliği biz mi yıkacağız? Evet, biz bir tarafından başlayarak yıkmazsak hiç yıkılmayacak. Hiç yıkılmayacak. Dolayısıyla da bir yerlerden başlayarak işte birbirinden destek alarak, mesela nasıl biz sizi dinlemeyi çok istiyorduk. Evet, sağ olun. Geldiniz, bizi kırmadınız. Hani bu alanda neler oluyor? Çünkü biz işte kadın çalışmalarını bir şekilde hem akademiden hem fotoğrafla ilgili veya sanatla ilgili bölümlerini bu konuda çalışan akademisyenlerden ve bu konudaki sahada çalışan insanlardan dinliyoruz. Ama mesela erkeklik hakikaten bir tabu halinde. Bunu tartışmak da, bunu eleştirmek de zor. Bunu hatta konuşmuyoruz. Sorularımdan biri de bunu konuşmaktan neden kaçıyor erkekler? Sahada bir gözleminiz var mı? Yani siz diyorsunuz ki eleştirel bak, yani bu değişebilen bir şeydir. Eleştirel bakacağız ki değiştireceğiz. Benim totalde kısaca anladığım bu. Ama bundan korkan, bunu konuşmak dahi istemeyen bir grup var. Bir grup bunun farkında. Özellikle belirttiğiniz gibi
gayler, translar bunun daha içinde. Çünkü daha fazla zarar görüyorlar. Evet. Şeyin ismini hatırlayamadım. Sanatçının ismini hatırlayamadım. Aytaç Sözeri galiba. Aytaç Sözeri. Aytaç Sözeri. O dinlediğim bir konuşmasında şey demişti. Ben doğduğumda yakamda olan apoletleri sökme pahasına bu yola girdim. Ve yani şu an söylerken de şey hissediyorum. Bu gerçekten durumun özetlerinden biri. Şimdi bundan korkuluyor. Bunu anlayışla karşılamak mümkün. Ama yani bir yandan da zarar veren bir durum var. Bunu zaten araştırmalar da bir noktasında açıklıyor. Bu niye hala çok korkuluyor? Hala bir tabu sizce? Evet. Yani aslında çok birkaç tane bir şey söylediniz siz. Yani cevap vermeye çalışayım. Lütfen. Ben kaçırdığım bir şey olursa, atıldığım bir şey olursa lütfen şey yapın. Söyleyeyim. Yani evet. Erkekler hakikaten bunlar bir tarafıyla hoşnutlar. Yani hani basit bir örnek vereceğim. Yani erkeklerin sokakta daha az korkarak yürümeleri, daha az tehdit alarak ya da tehlikeyle karşılaşarak yürümeleri bir ayrıcalıktır. Bu bir ayrıcalıktır. Yani ya da özel alanda birilerinin tırnak içinde size hizmet ediyor olması ya da sizin bir şeyleri düşünmek zorunda olmayışınız, yani mesela ne yemek pişirmek zorunda kalacağınızı, neyle besleneceğinizi düşünmek zorunda olmamız ya da çamaşırlarınızın yıkanıyor olması, bunlar hepsi ayrıcalıktır. Hakikaten de yani şey sorusu, niye erkekleri eleştirsinler ki? Yani bu çoğaltılabilecek benzerliği. Yani öteki taraftan şey var. Evet. Erkekler birincisi bundan hoşnutlar ama öteki taraftan da yani bence ya da belki ben böyle düşünmek istiyorum. Belki ben böyle düşünmek istiyorum. Yani bu durumdan erkekler çok da hoşnut da değiller. Yani bir tarafta tırnak içinde işlerin ters gittiğini hissediyorlar. Yani bu erken yaştan itibaren duyguların, yani daha duyguların da değil, yani kendilerini kırılgan gösterecek duygularını, örneğin ağlamayı, yani daha da spesifik konuşayım, üzüntü nedeniyle ağlamayı baskılamak zorunda kalmayı öğreniyorlar. Korkularını baskılamak zorunda kalmayı öğreniyorlar. Bu büyüyen bir rahatsızlık yaratıyor erkeklerde. Ya da mesela insan işte partnerlerine, onların sevdiklerini söyleyemiyorlar. Çocuklarına yakınlık gösteremiyorlar. Bunlar hakikaten problemli şeyler. Ve erkekler alttan alta bir şeylerin ters gittiğini hissediyorlar. Şimdi bu alttan alta bir şeylerin ters gittiğini hissetmek bir şey için hani kadınların ve LGBTQ ağların durumunda olduğu gibi sizin verdiğiniz örnek de bence onu çok iyi gösteriyor. Durumlar çok farklı. Yani kadınlar bu durumda o kadar rahatsızlardı ki bunu değiştirmek için büyük bir toplumsal hareket başlattılar. Bu çok değerli bir şey insanlık tarihi için. Ama erkekler için hani bu daha ikinci bir şey. Diyorlar hani rahatsızlıklar. Ama günün sonunda bazen erkekler bu durumun dediğim gibi yanlış olduğunu fark ediyor ama bu iş işten geçmiş oluyor. Çoğunlukla tabii bu bir gözlem. Bu bir gözlem. Erkekler bunu genellikle yaşlandıklarında fark ediyorlar. Yani temelken fark edenler var. Fark edip de ne yapacağını bilmeyenler var. Fark edip de ne yapacağını bilmeyenler var. Yani işte sivil toplum özellikle bunun için ya da akademi bunun için çeşitli imkanlar sağlıyor. Ya da insanlar bunları, Batı'da bunlar çok daha yaygın, Türkiye'de daha az yaygın. Bloglarda paylaşıyorlar rahatsızlıklarını ya da eleştirilerini. Batı'da hakikaten eleştirel erkeklik yazını bloglarda var. Ben bunlar hani yapılan bir şeyler. Yani sizin söylediğiniz başka bir şey vardı. Yani o da ilginç, bence önemli.
Yani işte seninle ben onu da söyleyecektim çünkü bu sosyal medyanın ve dizilerin ne gibi etkisi var? Buna ilişkin başka bir şey söyleyecektim. Yani ben evet 2019'da Kuzey Kıbrıs'ta bir konuşma yapmaya gittim. O zaman bu çukur yeni başlamıştı. Ve hakikaten duvarlarda onun şey yazılamalarını gördüm. Yani orada konuşma yaptığımda Mausa'daki Mausa Kadın Merkezi'ndeki benim ev sahiplerim, davet edenler şey dediler, yani biz aslında bu durumda hiç hoşnut değiliz. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ta erkekler çukuru şey yapıp hani model alıp, rol model alıp örgütlenmeye başladılar. Suç işliyorlar. Bizim başımıza ne açtınız? Yani tabii bunun hani o temsillerin bazen hiç hasılı umulmayan, ilk adım umulmayan şeyleri, etkileri böyle olabiliyor. Hı hı. Bunun eminim ilerleyen zamanlarda çukur gibi hani çukur hakikaten bir şey haline geldi. Yani Selpak demek gibi konunun rol modellerin başında geliyor. Dolayısıyla da bir şey ifade ederken hakikaten çukur dizisi çok kullanılıyor. Hatta birkaç hafta önceydi galiba bununla ilgili bir araştırma mecliste sanırım bir araştırma önergesi ya da bir şey verilmiş, tam şu an hatırlayamıyorum detayını. Marka ismine zarar verecek diye bu reddedildi. Yani çukur bir marka ve buna zarar verilecek diye reddedildi ama bununla ilgili çalışan insanlar da umuyorum vardır ve sonuçlarını da merakla da bekliyoruz aslında bir yandan. Çünkü bir inşa var ortada. İnşanın yeniden üretilmesi var. Yani biz daha yani soracağım şeylerden biri de erkekliğin inşası hayatın hangi evresinde başlıyor? Yani bunu daha tartışırken, hani bunu sorgularken yeniden üretim bu sefer döngüyü sonsuza taşıyor bir anlamda aslında. Ya evet, evet. Doğru bir şey söylüyorsunuz. Yani sizin sorunuzu dinlerken şey düşündüm bir an. Belki dinleyen arkadaşlar başka türlü şeyler de belki eklerler. Yani benim hatırladığım şey vardı yani. Düşünüyorum. Yani çok sinemada örnekleri vardı da. Yani Türkiye'deki dizilerde herhalde o Deli Yürek ilk örneklerden bir tanesiydi. Deli Yürek ilk örneklerden bir tanesiydi. Onun arkasında... Efendim? 2000'lerin başı. En başta evet. 2000'lerin başı. Doğru söylüyorsunuz. Ondan sonra Kurtlar Vadisi geldi. Benzer. Yani bir tarafıyla işte şeyler. Hem bu geleneksel rolleri ve aşiretleri ve ağırları falan anlatan dizilerde çok görüldü. Bir de spesifik olarak. Yani o Çukur da onlardan bir tanesi. Erkekleri ve erkeklikleri merkeze alan diziler yapıldı. Çünkü hani bu durak dediğiniz üzere bir tırnak içinde pazar oluşturuyor. Yani sorduğunuz diğer soru bence orada çok kritik bir şey. Erkekliklerin inşası ne zaman başlıyor? Yani erkekliklerin inşası doğumdan başlıyor. Yani çok erken bir dönemde başlıyor. Yani erkekler doğuştan itibaren doğumu takip eden günlerde ataerkil ve de cinsiyetçi erkekler onu öğreniyorlar ve de işselleştiriyor. Bu da tabii ki dilim ve de söylemlerin çok büyük bir şeyi var, payı var. Yani bu feminist tartışmalarda çokça tartışılıyor zaten. Gülümsüyorum yani, çünkü bundan sonraki iki sorumun konu başlıklarını cümlenizin içinde kurdunuz. bir tanesi dil, bir tanesi işte o yetiştirilme tarzı. Hemen oradan gireyim. Cümlenizi tamamlamış mıydınız? Pardon, bölmeyeyim sizi. Şimdi orada erkek yani oğlanları da anneler yani kadınlar yetiştiriyor. Dolayısıyla da aslında erkekliğin inşasında temel problemlerden ya da temel sorumluluklardan ana konu da anneler. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buradan bir girelim konuya. Peki. Yani ben bu alanda çalışmaya başladığımda yani benim ilk ilgimi çeken şeylerden bir tanesi buydu. Yani hakikaten yani gerçi uzun bir zamandır bununla ilgili çalışma yapmıyorum da uzunca bir zamandır bununla ilgili çalışma yapmıyorum. Ama ilk bununla başladım.
şey yani hakikaten sosyalizasyon erkeklerin tırnak içinde bugünkü hallerine gelmesinde çok büyük bir önemi olan bir süreç. Yani devam eden bir süreç. Sosyalizasyon devam eder. Doğumdan başlar, ölünceye kadar devam eder. Çünkü erkekler sürekli öğrenirler, üretirler ve de yeni öğretirler erkeklikleri. Bence çok şey, önemli bir şey. Şimdi böyle şeyin payını, hani annenin payını, yani benim naçizane fikrim, hakikaten yani biz, yani bence bu dediğiniz sancı öte, hakikaten çok şey, zihnetçi, yani kadınların erkeklik içerisindeki konumlarını eleştirel bir şekilde hoca tartışır. Yani özellikle onun şeyi o, erkeklikte pazarlık fikri benim için çok zihnetçi olmuştur. Yani kadınların hakikaten erkeklikten yani çok derin bir şekilde ezildikleri ve de ikincileştirildikleri özellikle bizimki gibi gelişmekte olan toplumlarda ataerkilliğin geleneksellikten de beslendiği toplumlarda ataerkillikte kadının iş bile yaptığını buldular. İş bile yaparken de belli stratejilerden faydalanarak kendi konularını tırnak içinde iyileştirmeye çalıştıklarını buldular. İyileştirmeye çalışıyorlar. Yani evet bu tırnak içinde kadının suçu değil ama kadının ataerkilliğe ve cinsiyetçiliğe karşı hani modernleşmeyle birlikte daha aktif bir biçimde ataerkillik ve cinsiyetçiliğe karşı mücadele etmesi gerektiğini vurguluyor. Bir de edebileceklerini de vurguluyor. Yani işte çalışma yaşamında daha fazla katılma eğitimi ve siyasetinde daha fazla katılma hukuk alanında daha fazla mücadele etme gibi. Şimdi burada şey az önceki soruda bizzat bence böyle bir yorum oturuyor. Yani demek istediğim kadınların payını yani sanıyorum o sorudaki şey örtük olarak vurgu şöyle bir şey. Yani öyle olduğunu tahmin ediyorum. Evet, bu ataerkil ve cinsiyetçi erkekleri kadınlar yetiştirmiyor mu? Evet, kadınlar yetiştiriyor ama kadınlar da şey yaparlarken erkekleri tırnak içinde böyle, erkek çocuklarına böyle olmayı öğretirlerken aslında ataerkilikli Deniz Kandiyot'un yaptığı gibi, vurguladığı gibi aslında şey yapıyorlar. Yani bir pazarlık yapıyorlar aslında. Ataerkilikle pazarlık yapmış oluyorlar. Böylece kendine birazcık daha fazla alın açmaya çalışıyor. Yani kadınları suçlamamak gerekiyor. Ama kadınların erkekler yetiştirmelerini özendirmek ve desteklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Açıklayabilmiş midir? Evet kesinlikle hocam. Teşekkürler. Yani aslında burada evet cinsiyet olarak kadın büyütüyor olabilir ya da yetiştirmeye başlıyor olabilir. Ama aslında orada yetiştiren kişi değil aslında ataerkil sistem onu yetiştirmiş oluyor. Çünkü kadın işte kocasından, büyüklerinden ya da işte kocasının ailesinden göremediği, çevresindeki erkeklerden göremediği ihtimamı ya da insan olmayı oğlunu yetiştirerek, oğlu büyüdüğünde kayınvalide olduğunda daha iyi konumda olacağını varsayamak anlatmaya çalıştığınız buydu sanırım. Evet. Onun üzerine inşa etmeye başlıyor aslında. Dolayısıyla da aslında buradaki hikaye feminizmde olduğu gibi tamamıyla olay ataerkillik ya da cinsiyetçilikle mücadele etme aslında. Evet. Yani hem ataerkillikle pazarlık tartışmasında yani bu Deniz Kandiyot'un yaptığı vurguda yani hem de anne ile ilişkin başka feminist tartışmalarda yani erkeklikle ilgili vurgulanan şeylerden bir tanesi erkek çocuklarla ilgili vurgulanan şeylerden bir tanesi yani kadınların ataerkil ve de cinsiyetçi olmayan ve de kendilerinden bağımsızlaşan, özelleşen çocuklar yetiştirmelerinin desteklenmesi gerektiriyor.
Ki bunun için de aslında özellikle kadın dernekleri ya da bizimki gibi durumu sorgulayan ekiplerin bir yol aldığını da düşünüyorum son yıllarda. Özellikle son birkaç yılda çok şey tartışılır oldu. İşte sosyal medyada annelik tartışılıyor. Sonuçta annelik dediğiniz şey de ataerkillikten de beslenen bir şey. Mükemmel evet. Annelik. Evet. Ona da yeterim, çocuğa da yeterim, işimi de yaparım durumu aslında evet. Kadınları da etkileyen bir şey. Ama neyse konumuz kadınlar değil, konumuz şu an erkeklik ve erkeklik çalışmaları. Ama aynı kavanozun içinde yüzüyoruz. Evet aynen evet. Öyle. Birbirinden sizin de bahsettiğiniz gibi aslında dirsek temasıyla ve işbirliğiyle aslında bugünlerden sıyrılacağız diye düşünüyorum. Cümlenizin bir yerinde dil dediniz. Dil sorusuna geçeyim. Şimdi dil erkekliğin inşasında ne kadar etkili? Ana soru bu. Gündelik dilde ortaya çıkışları, göstergeleri, örnekleri neler olabilir? Mesela bizim ilk düşündüğümüz, hani biz bunu kendi içimizde de çok tartışıyoruz ve kendi dilimizi aslında düzeltmeye de çalışıyoruz. Çünkü işte adam gibi bir fotoğraf çekemedim diyor. Hani Ruz mesela. Yani aslında burada adam gibi hani sorulduğunda insan gibi, kişi gibi, birey gibi demek yerine adam gibi çıkıyor. Çünkü o dilimize öyle yerleşik. Doğru dürüst demek yerine adam gibiyi tercih ediyoruz. Aslında bunu değiştirmek gerekiyor. Bununla ilgili ne diyebilirsiniz? Bir yorumunuzu merak ediyoruz şimdi açıkçası. Teşekkürler. Yani dil hakikaten çok merkezi. Yani şöyle merkezi, bizim ne düşündüğümüzü, dünyayı nasıl anladığımızı, nasıl düşündüğümüzü, düşünce şemalarını yani dil etkiliyor ve de belirliyor. Ve de şekillendiriyor. Kullandığımız kelimelerle, ifadelerle hem düşünüyoruz hem de kendimizi ifade ediyoruz. Bu bakımdan bence çok şey doğru. Biz erken yaşlardan itibaren, yani dediğim gibi doğumdan itibaren biz bunları öğreniyoruz. Ama yani ben hani birazcık irade kullanıp, yani kullandığımız ifadelere birazcık dikkat edip değişebileceğimiz, yani o bireysel çabalarla daha değişime katkıda bulunabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi şeyde hakikaten yani sizler de sanıyorum takip ediyorsunuzdur. Şeyde özellikle medyada ve de basında, medyada ve de basında cinsiyet odaklı ve de cinsiyetçi olmayan ifadelerle haber yazmaya ilişkin birçok şey Türkiye'de çalışmalar var. Atölyeler yapıyorlar. Bence çok değerli işler yapıyorlar. Yani çok değerli işler yapıyorlar. Yani dediğiniz gibi adam gibi değil, doğru düzgün. Ne olmasın ki? Kullandığınız ifadeye dikkat ederseniz. Yani hakikaten Türkiye'de bile yani bilim adamı yani bilim insanı demek daha şey giderek daha fazla yerleşikleşiyor. Aynen çok öyle. Onu en çok sanırım iş insanı evet. Derken daha çok yerleşik bir hale aldı. Tabii mesela İngilizce'de scientist diyor ve hani bütün insan, yani bilimle ilgili çalışan herkesi kapsıyor ama bizde bilim adamı yerleştiği için orada bilim insanına çevirmek hakikaten bir çaba gerektiriyor. Yani dediğiniz gibi işte yapılan atölyelerde bu konuda pozitif davranmak isteyen gazeteciler ya da medya çalışanlarıyla hakikaten onu da yakından takip ediyoruz ve feyiz de almaya çalışıyoruz üstüne açıkçası. Aynı noktada fotoğraf açısından da feyiz almaya çalışıyoruz. Yani nasıl göstermeliyiz, ne yaparak göstermeliyiz, bunu yeniden üretmemek adına ne yapmalıyız kısmını çok sıklıkla da kendimiz bir şey. Umarım yol alacağız. Bu arada Ayten Ünal'ın, sevgili Ayten abla, çok da teşekkür ediyoruz. Bugün bizimle olmanızı, kontağını sağlayan kişi de odur. Ona da bir selam olsun. Eleştirel erkeklik Datça inisiyatifinden söz etsek ne düşünürsünüz diye sormuş. Böyle çalışmalar erkek egemenliğini sarsabilir.
ve bir değişim, dönüşüm, metamorfoz yaratabilir mi diye soruyor. Ya evet, şimdi Türkiye'de, yani dünyada da olduğu gibi Türkiye'de de çok fazla şey var. Böyle güzel çalışmalar yapılıyor. Yani ben şeyin, hani değişimin aşağıdan yukarı gelmesinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani birisi size yukarıdan değişin demesinden ziyade aşağıdan insanların değişmeyi talep etmesinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani evet, ama yani bir tarafıyla da yani ataerkillik, yani üzerine daha fazla düşündüğümde bir taraftan şunu da fark ediyorum açıkçası. Yani ataerkillik ve cinsiyetçilik maalesef o kadar korkunç ilkiler yapıyor ki, o kadar korkunç sonuçlar doğuruyor ki, yani hem aşağıdan hem de sivil toplumdan hem de bazen yukarıdan, yani mesela şey gibi, mesela babalık konusunda özel şirketlerin, örneğin erkeklerin çocuk bakımına daha fazla katılmayı desteklemek için mesela babalık izni kullanmayı desteklemesi gerekiyor. Yani şeyin de hani biraz tırnak içinde yukarısının da konuya duyarsız kalmaması gerekiyor. Değerli olduğunu düşünüyorum. Yani o tip inisiyatiflerin çoğalması ve yardımlaşması gerekiyor. Ama yani şey de çok önemli. Yani yapılacak şey yani Datça'da da, işte İstanbul'da da, her tarafta da erkekliği eleştirecek platformların eleştirel biçimde çalışma yapmasının, yani niteliğe de önem vermelerinin çok anlamlı ve de değerli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Son bir soruyla yavaş yavaş isterseniz sonlandıralım bu etkinliğimizi. Şimdi biz siz yani ben feminist eleştirinin feminist ve de LGBTQA hareketlerinin eleştirisinin çok değerli olduğunu ve hep beraber o taraflardan gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Süper, çok teşekkürler bu yorum için. Şimdi sahada olan bir akademisyensiniz. Biz de sahada olan fotoğrafçılarız. Çok güzel. Bize şimdi mekanda toplumsal cinsiyet üzerine inşaları aslında tartışıyoruz bir yandan da projemizde. Çok güzel. Ve sıklıkla da dediğim gibi tartıştığımız da konular bunlar. Bunu yaparken bize sahada olan bir akademisyen olarak bir öneriniz olur mu? Yani işte yeniden üretmememiz için bir şeyiniz olur mu? Bir tüyonuz olur mu? Ya da şunlara mutlaka dikkat edin dediğiniz bir husus olur mu? Bunu merak ediyorum işin açıkçası. Ya ben şey, yani ben yıllar önce bir şey, Batı'da bir kampanyaya denk gelmiştim. Yani onu aslında feministlerin bir kampanyasıydı. Ama yani feministten ziyade, yani pro-feminist erkeklerin bir kampanyasıydı. Yani feministler şeyi yapar, feminist kadınlar. This is what a feminist looks like. İşte feminist'ine benzer. Bunu birazcık da şeylerin, ataerkil olmayan erkeklerin görselleriyle birleştirdiklerini hatırlıyorum. Yani erkeklerin kırılganlığının altını çizen görseller kullanılmıştı. Şöyle, yani görsel meselesi hakikaten çok önemli. Hakikaten bir tarafıyla çok zihin açıcı. Demek istediğim, yani mesela şiddet uygulamaya reddeden erkekler. Şiddet uygulamaya reddeden erkekler. Ya onu düşünüp biraz onun üzerine bence gitmek çok şey. Ya da mesela kadına cinsel saldırıda bulunmayı kabul etmeyen erkekler, ya da ağlayan ya da duygularını ya da kırılganlıklarını ifade edebilen erkeklerin öne çıkartılması. Ya da alternatif erkeklik hallerinin öne çıkartılması. Bence bu anlamda çok şey değerli olabilir. Süper. Çok güzel bir vurguyla kapatmış olduk aslında hocam. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa bir son söz olarak alalım. Tabii bu arada şey söylemeyi de unuttum. Yani umarım derneğimiz açılır ve sizi derneğimizde de ağırlamak mümkün olur. Hani hakikaten o şeyde de bulunmanızı, karşılıklı sohbet etmeyi de ayrıca çok isteriz. Seve seve. Tabii çok memnun olurum ben de. Yani ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
Ben sadece şey söylemek istiyorum yani. Değişmek mümkündür. Süper. Değişmek gereklidir ve de değişmek mümkündür. Süper. Çok güzel bir son söz oldu hocam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Umuyorum. Yardım olmuştu. Evet, yani bunu dün ilk tanışma toplantımızda da konuştuk. Yani bizim için önemli olan son noktayı koymak değil, cümleyi kurabilmek için soru işaretini yaratmak. O soru işaretleri ancak bizi bir yere götürecek, bir yere taşıyacak diye düşünüyoruz. Bu anlamda katkınız büyük oldu. Çok ilham verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür ederim ben. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.